deyince ben... Kaptan devam. Biz ben atacağım üstündekini. Aynen abi, şunu atalım hemen. Başlıyorum. Aldım abi. Evet, o köprünün altından geçerken İstanbul çalmak istiyorum dediniz. Oradan giriş yapayım mı ben abi? Ya aslında bu gecenin bütün esprisi o. Dünyanın en güzel şehri. Ben bir müzisyen olarak dünyanın dört bir yanında dolaştım ama İstanbul kadar güzel şehir görmedim. Özellikle bu boğaz ve manzarası inanılmaz. Ve İstanbul çalarken en güzel İstanbul manzarası aklıma gelir. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az sonra köprünün altından geçerken tam o dakikalarda Sezen Aksu'nun muhteşem şarkısı İstanbul'la beraber konuklarımıza zaten bir ziyafet yaşatacağız. Senin sayende de biz de arkadaşlarımla İstanbul Boğazı turu yaptık ve klarnete İstanbul Boğazı'nı seyrederken doyduk diyebiliriz. Evet. Aslında devamı da gelecek. İnşallah. Hemen bu güzel geceyi, bu gece güzel geceye sebep olanları, evet, nasıl oluştu, nasıl gelişti ondan bahsedelim. Bu aslında benim yaklaşık 7-8 senedir kafamda olan bir projeydi. Roka Balık Üstü. Bu muhteşem manzarayla beraber klarnet sesi ve en güzel müzikler çok yakışır diye düşünüyordum. Böyle bir projem vardı ve Polat Bey'le bir anda böyle kendi programımız hakkında konuşurken Roka Balık Üstü dedim. O ne abi dedi, bu dedim. O anda zaten bütün organizasyon neredeyse %60'ını 70'ini tamamladı bir anda. Yarım saat içinde yarım bitti saat yani içinde, her evet şey. Bu akşam onu hayata geçirdik. İnsanın böyle hayal ettiği şeylerin hayata geçmesi çok keyifli. İnsanlar da çok keyifli. Böyle güzel manzarada Boğaz'ın ortasında giderken en güzel İstanbul şarkıları, Türkiye'nin en güzel şarkılarını birlikte söyleyip çalmak çok keyifli. Buradan anlıyoruz ki çok aşırı derecede İstanbul aşığı. İstanbul aşığıyım. Adama sorarlar niye Bergama'da yaşıyorsun diye. O da başka bir şey. Çünkü burası bir merkez. Dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Ve az önce söylediğim gibi bir müzisyen olarak dünyanın en güzel yerlerini gördüm ama İstanbul kadar güzel şehir görmedim. Abi kolyeye gözüm takılıyor. Evet. Kız Kulesi olmasını isterdim ama... Evet, o da enteresan olurmuş. Çok güzel olurmuş aslında. Özellikle bir konsept için olurmuş ama bu benim çaldığım klarnet, klarnetimin logosu. O da benim Bergama'da doğduğum mahallenin hemen dibinde olan, 50 metre ilerimizde olan Astepion'un giriş kapısının logosu. Onun da tabii ki anlamı çok farklı. Evet, çok yoğun tempo, program devam ediyor. Onun haricinde evet sahneler var. Böyle güzel bir projeyi de hayata geçirdiniz. Şükür. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Biz pandemide çok oturduk. Hem enstrümanlarımızı özledik, hem insanların karşımızda bizi dinlemesini özledik. O yüzden bu yoğunluk artık koymuyor bile insana. Çünkü o oturma gerçekten çok böyle bir değişik bir oturmaydı. Şükür şikayet etmiyorum. Bu yoğunluk da güzel oluyor. Evet. Bundan sonra artık her cumartesileri İstanbul Boğazı'nda mıyız? İnşallah. Sanatçılar olacak mı? Kimler gelecek? Ya aslına bakılırsa bu Boğaz'daki proje için aklımızda birçok farklı konsept de var. Biz şimdi sadece kendimiz başladık ama yarınki zamanlarda mutlaka ki konuklar, sürpriz oluşumlar olabilir. Çünkü bu Boğaz'daki mevzu çok kıymetli. Boğaz'ı en güzel panoramik izleyebileceğiniz bir ortam ya burası. Orada bir anda İstanbul çaldığını düşün. Kulağına İstanbul sesi geliyor. Düşünüyorum. Acaba sahneyi buraya mı alsak, burada mı daha güzel? Sizin için değil ama bilemiyorum. Onu düşüneceğiz. Birkaç eksiklerimiz olabilir. Nasıl servislerimiz falan, her şey yolunda mı arkadaşlar? Memnun musunuz? Şimdilik. Olacak. Anladım. Gördüm. O zaman Yıldız Tribe ile başladık. Yine onunla devam edelim. Onun çok güzel bir şarkılarından biri. Baştan sona bütün alkışlar Yıldız Tribe'ye gitsin lütfen.
olan bir projeydi bu. Çünkü dünyanın en güzel yeri burası. Bu Boğaz'daki Turşu Köprü'nün altından geçerken, az sonra öpeceğim onu size. En güzel şarkıları çalmak İstanbul'a dair, herkesin gönlüne, aşka dair, bu İstanbul'a, şu Boğaz'a yakışan en güzel şarkılarla sizle birlikte olacağız. Ve bu yaklaşık... Abi bir dakika, Alişan'ı davet edeceğiz çünkü eşi ödül alacak. Ama eşine ödülü takdim etmek üzere de Burak Memişoğlu'nu davet edeceğiz. Yılın en iyi influencer. Evet. Ve Alişan'ı sahneye davet ediyoruz. Almak üzere. O ne, maymun mu? Şaka yapıyorum. İnteresan bir ödül. Hayır, ben dedim maymunla çıkayım. Hayır, çıkma dedi. Kendin çıkıyorsun. Ya çok tatlı. Liza mı? Evet, adını ben koydum. Mehmet Ali bile var, Aslan var, bir sürü Alex var. Ay çok tatlı bir şey bu. Vay abi ödülü Liza verecekti de şey yapamadı, yetiştiremedi. Ben eve götürdüm. Ya ay yavrum, süt içiyor ya. Burak'cığım, bu arada tebrik ediyoruz. Bu gece içinde, çok her şey içinde. Teşekkür ediyorum ben. Başta Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, kıymetli yine Orman, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürümüz, Doğa Koruma Milli Parklar, 1. Bölge Müdürümüz Fahrettin Ulu Bey başta olmak üzere. Kıymetli yine Orman Bölge Müdür Yardımcımız, AFAD çalışanlarımız, herkese ve tüm davetlerimize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Bu anlamlı geceye şahit oldunuz, bizleri mutlu ettiniz, sağ olun, var olun. Tabii şu an Alişan Bey'in kucağında olan maymun, kendisi daha önce ziyaretinde ismini koymuştu. Liza. Hemen üst alanımızda da, yani Park of İstanbul ailesi olarak yine bir hayvan rehabilitasyon merkezi bünyemizde, evet, barındırmaktayız. Doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç canlılarımızın tedavi gördüğü bir merkez. Yine buradan ayrıca Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürümüz Fahrettin Ulu Bey'e ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel canlılarımızı tedavi edip doğamıza kazandırmamıza yine vesile oldukları için. Ben... Burak, sütü bitti, korkuyor inşallah. Hızlıca ekip arkadaşımızı almak üzere ben sahneye davet edeceğim. Sütü bitti çünkü şimdi. Ay çok tatlı ya. Valla size de dedim ben bunu, ne diyorum? Buse biliyorsun çocuklardan biri rahatsız olduğu için o gelemedi. Onun adına ben teşekkür ediyorum. Birazcık böyle kafanızı çirdiyse kusura bakmayın. Çünkü burası bizim ailemiz gibi olduğu için, hani burada ben ev sahibi gibiyim. O yüzden. Burak'ı da bir kez daha tebrik ediyorum böyle bir gece düzenlediği için. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tekrar alacağız sahneye. Ve sevgili Sinan Bey. Sırada yılın en iyi akciğer programı...